Samsun'da 1 Nisan 2014 tarihinde başlayan Osmaniye Caddesi ile Lise Caddesi arasında bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki Cadde AVM projesi kapsamındaki binaların cephe giydirmeleri tüm hızıyla sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, İstiklal Caddesi'nin Samsun'un en prestijli caddelerinden biri olduğunu belirtti. Yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telekom, YEDAŞ ne kadar teknik altyapı varsa hepsini yenilemek suretiyle o yolun hem altyapısını hem de üst yapısını yeniledik ve çok güzel gezilebilir bir mekan haline getirdik. Burada yaklaşık bu altyapı, teknik altyapı dahil üst yapıya harcadığımız para tutarı da 25 trilyon lira, eski parayla 25 trilyon lira civarında. Amaç şuydu, oradaki kentimizde yeni açılan alışveriş merkezlerinin gölgesinde kalan ve çiftlik esnafının alışveriş potansiyelinin, popülaritesinin azalması neticesinde orayı bir komple cadde AVM'ye haline getirmeye yönelik çalışmaların sonucuydu bütün bunlar. Çünkü diğer kesimlerde AVM'ler açılınca, yeni alışveriş merkezleri açılınca Çiftlik Caddesi'nde, yani eski adıyla, yani anılan adıyla Çiftlik Caddesi ama resmi adı İstiklal Caddesi olan caddedeki esnafımızın bu popülaritesinin azalmasına yönelik bu şeyi artırmayı planladık. Daha fazla alışveriş yapılsın. Oradaki esnafımız daha fazla alışveriş yapılması suretiyle kazançlarını sağlasın diye.